Ülkemizde demir yolu tarihi denildiğinde akla gelen isimlerin başına gelir Alsancak. Bugün her ne kadar sessiz sedasız, geçmişinin hatırasını canlı tutsa da o, tarihi pek çok olaya tanıklık etmiş, nice insanın kavuştuğu, nice beraberliğin hasrete dönüştüğü yerdir. Alsancak Garı, Türk demir yolu tarihine atılmış bir imzadır. Garın tam karşısında, yine kendisiyle beraber tarihin tanıklık ettiği bir bina yer alır. 1850'li yıllara tarihlenen iki katlı Bağdat'ı bir yapıda İngiliz konsolosluğu ve Anglikan kilisesinin mimari özelliklerini taşıyan bina, demir yollarının belleğini barındıran Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Müzesi ve Sanat Galerisidir. 1800'lü yılların başında İngiliz tüccarlarının ticari emtia deposu olarak kullanılan bina, bir süre İngiliz şirketlerinin idarehanesi olarak hizmet vermiş, sonrasında İzmir Aydın Osmanlı Demiryolu Şirketi yöneticisinin lojmanı olarak kullanılmış. Demir yollarının millileştirilmesinin ardından yan tarafında bulunan yapılar ile birlikte uzun süre lojman olarak değerlendirilmiş. 1990 yılında müze ve sanat galerisi olarak düzenlenmesinin ardından 2002-2003 yıllarında yapılan son restorasyon ile alt katı müze, üst katı galeri olarak hizmete girmiş bina. Müzede telgraf makineleri, duvarlarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda çalışmış olan memurların fotoğrafları, telefonlar, tabelalar, daktilo ve masalar, eski yol yapım gereçleri, lambalar, eski fenerler, hesap makineleri, yazışma gereçleri, tren plakaları, hokkalar, vagon restoranlarında kullanılan yemek takımları, sağlık gereçleri, biletler, buharlı trenlere ait değişik objeler, zamanında İzmir'e gelmiş olan harem vagonunun bir bölümü, eski bir piyano, Cumhuriyet dönemlerine ait yazılı belgeler, tamir takımları gibi antikalar sergileniyor. İzmir-Aydın demiryolu hattının temel atma malası da koleksiyon içerisinde yerini almış. Müzede gezdikten sonra dışarıya çıktığınız zaman artık İzmir'e başka bir gözle bakıyorsunuz.